İyi günler sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, program partnerlerim Pınar Üretmen, Selim Eyüboğlu ve Caner Pinaner'le karşınızdayız. Bu bölümde ele alacağımız film Japon bir filmi. Drive My Car İngilizcesi. Japoncası Doraibu Maika diye geçiyor. Arabamı kullan. Cannes'da en iyi senaryo dalında ödül alan, aynı zamanda Oscar'da da en iyi yabancı film dışında en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uyarlama senaryo dallarında aday gösterilen bir yapım. Kısaca konusu bir tiyatro oyuncusunun Kafuku'nun eşini kaybettikten sonra tekrardan oyunculuğa dönememesi. Bu sırada Hiroşima'dan yıllarca oynadığı Vanya'dayı tiyatro oyununun farklı bir uyarlaması için yönetmen olarak çağrılması ve oraya gittikten sonra yaşadıklarını ele alıyor. 3 saat uzun bir film ama esasında bu o kadar da uzun gelmiyor. Bir de Türkiye'de çok sevilen Haruki Murakami'nin birkaç eserinin bir araya gelip uyarlanması da diyebiliriz. Ben sözü her zaman gibi ilk olarak Caner'e bırakıyorum. Bize yönetmen ve oyuncular hakkında neler söyleyecek diye. Teşekkür ediyorum. Aslında en baştan söyleyeyim. Yani 2021'in en iyi filmlerini biz kendimize göre çıkardık ama daha bunu izlememiştik. Eğer izlemiş olsaydım bu kesin benim listeye girerdi. Abartmış olmayayım ama bir başyapıt değerinde diye gördüm. Çünkü birçok şeye yenilik de getirmiş. 2021, Japonca da özgün adı Dorabi Maika. İngilizce ve birçok ülkede de bu isimle oynamış. İngilizce adı Drive My Car. Zaten uyarlandığı en başında bir öyküden uyarlandığı yazılı filmin başında. O öykünün adı da İngilizce. İngiliz bir şekilde Murakami'nin Kadınsız Erkekler isimli Türkçe'de de yayınlanmış ve çok hoş bir kitabı. İçinde 7-8 öykü var. Genellikle de böyle işte kadınsız kalmış erkekler üzerine. Değişik öyküler anlatıyor. Onun ilk öyküsü ve o öykünün adı da İngilizce yazılmış. Onun için zaten filmde böyle bir diller arası bir iletişim probleminden mi ya da o konuyla ilgili olduğunu daha adından anlıyoruz. Filmin şu ana kadar 62 ödülü var. 4 Oscar adaylığı var. Demin söylediğin gibi Ali. En iyi film, en iyi uluslararası film, en iyi yönetmen ve en iyi uyarlama senaryo dallarında. Hani ben bazıları diyor ki işte geçen sene Parazit aldı. O işte o Kore filmiydi. Şimdi tekrar bir de Japon filmine mi verelim deyip buna vermezler diyenler var ama ben harbiden şanslı olduğunu düşünüyorum. Hepsinde birden olmasa bile. BAFTA'da da 3 adaylığı var. İngilizce dışı en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uyarlama senaryo olarak. Cannes'da 3 tane ödül aldı zaten. En iyi senaryo ödülünü aldı. Fipreski ödülünü aldı. Ekümenik jüri ödülünü aldı. Ondan sonra Altın Küre'de en iyi İngilizce dışı film oldu. Hatta Kayyedü Sinema'da 2021 yılının 10 filmi listesinde 4. sıraya koymuş. Yani bu film hani ben sinemayı seviyorum diyenlerin kafadan görmesi gereken bir film gibi görünüyor. Yönetmen Ryusuke Hamaguchi, 1978 doğumlu ve öyle ilk film falan değil. Yani bayağı bir kariyeri var Hamaguchi'nin sinemada. Kısalarla başlamış. Belgeselleri var. Uzun metraj filmleri de var. Bir tane Happy Hour diye İngilizce adı Happy Hour olan bir filmi var 2015'te. En uzun Japon filmi diyorlar. 5 saat 17 dakika. Seyretmedim. Özel bir sebep olmadan bu uzun filmleri seyretmek bana zor geliyor. Bir de sonra başka filmler de vardı. 2021'de Çarkı Felek diye Türkçe'de oynamış ya da Türkçe ismi öyle olmuş. Wheel of Fortune and Fantasy diye İngilizce adı olan bir filmi var. Guzen to Oza gibi bir Japonca ismi var. Burada Hamaguchi 3 tane kendi öyküsünü sinemaya çekmiş. Yani filme çekmiş. Böyle 3 epizotlu bir film. İlginç ama çok konuşmaya dayalı olduğu için hani bu Drive My Car kadar rahat izlenemeyebilir ama orada da gene kimlik değiştirmeler, işte
kadın erkek ilişkilerinde sadakat, şu bu, o tip konular, rastlantılar üzerine esas olarak her üçü de. Ama başkasının rolünü oynama gibi noktalar da var. Ondan sonra bu Çarkı Felek büyük jüri ödülü. Jüri büyük ödülü mü demek lazım Berlin'de? Büyük jüri ödülü mü? Selim Hocam cevap jüri verin. Büyük ödülü gibi geliyor. Daha doğru geliyor. Jüri büyük ödülü demek lazım. Çünkü ortada büyük jüri ödülü deyince sanki bir büyük jüri var. Bir de küçük jüri var gibi oluyor. Jüri büyük ödülü almış. Bu Çarkı Felek. Ondan sonra şeye bakıyoruz. Oyuncular, aslında oyuncuları açıkçası ben yeni tanıdım. Kafuku'yu oynayan, Yusuke Kafuku'yu oynayan Hidetoshi Nishijima 1971 doğumlu ve bir sürü filmde oynamış. Bu filmde de gayet güzel oynuyordu. Ondan sonra ona hani oyuncu olarak baş kadın oyuncu ona çok iyi bir şekilde eşlik eden şoför kızımız var. O da neydi? Misaki Matari, pardon. Ondan sonra karakterin adı bu. Toko Mauro da kızın adı. Bir ilginç bilgi olarak bu oyuncunun da Hokkaido doğumlu olduğunu, yani filmdeki karakter gibi. O Japonya'nın en kuzeyindeki ada biliyorsunuz Hokkaido. Orada doğmuş olduğunu ekleyelim. 1996 doğumlu genç bir arkadaş. Takatsuki var. Ama bu gençlerin böyle çok kendilerini uluslararası gösterdikleri filmlerini bulabilmiş değilim. Takatsuki rolündeki Maraki Aoga diye bir oyuncu var. Ondan sonra evet, oyuncular üzerine bu kadar yeter diyeyim ama şeyi söylemeden geçmeyeyim. Şimdi film 3 saat, başladım. En başında ne diyor? Murakami'nin Kadınsız Erkekler kitabındaki Dry My Car öyküsünden uyarlanmıştır. Şimdi bıraktım filmi, gittim kitabı okudum. Daha önce okumamıştım. İyi ki sadece o öyküyü değil, hepsini okudum. Çünkü her ne kadar başlıkta, girişte bu öykü adı sadece veriliyorsa da öbür öykülerden de, özellikle Şehrazat öyküsünden, bir de Kino diye bir öykü var. Onlar, diğerlerinden de katkılar var. Ondan sonra onu okudum. Tekrar filmin başına oturdum. Biraz sonra baktım. Aha, Vanya'daydı. Önce Godoy'u beklerkenden bir bölüm vardı. Arkasından Vanya'dayı, hadi onu oynayacağız filan. Bıraktım filmi, bu sefer Vanya'dayı okudum. İyi ki de okumuşum. Bütün sinema severleri önden bu iki kitabı okumalarını hararetle öneriyorum. Filmin keyfini çok daha fazla arttırıyor. Çünkü bir takım gerçek, hani tırnak içinde, filmin kendi gerçeği içindeki bazı diyaloglar da Vanya'dayı'dan alınma. Ve sonuçta böyle bir felsefi yakınlıkta kurmuş diyorum. Bir uyarlama filmde benim beklediğim nedir? Uyarlandığı öykü, oyun, her neyse onun üstüne koyması. Yani işte yazarın söylediği şeyi ben bu şekilde ifade ediyorum. Alıp en güzel, bak yazar aslında bunu demiş, demek istemiş derse, o sadece düz bir uyarlama oluyor. Ama yönetmen hani ben olsaydım böyle yapardım dese, dediğinde ya da üstüne bir şey koyduğunda, o zaman keyif katlanarak artıyor diye düşünüyorum. Ve burada Hamaguchi'nin de bunu bu filmde yapabildiğini düşünüyorum. Ve burada kesiyorum. Teşekkürler. Şöyle bir şey var. Yani Vanya Dayı ile çok paralel giden bir evet. Film. Zaten hani o şeylerde, tiyatro topluluğunu kurduktan sonra provalardaki kimi sözlerle sonraki veya önceki sahnelerde evet. Kesişiyor. Fakat ben şöyle de bir şey düşündüm. Şimdi uyarlama senaryoda dalında aday, işte Vanya Dayı var, Dry My Car var, Şehrazat var, dediğin gibi Caner birkaç öykü var. Çok oynadıkları tiyatro oyununda da, gerçi Godoy'u beklerken de öyleydi. Her oyuncu kendi ana dilinde repliği söylüyor. O yani, çok ilginçti, evet. Tiyatrosunun bu başroldeki karakter Kafuku'nun yaptığı tiyatronun şöyle bir özelliği var. Her oyuncu kendi dilinde repliğini söylüyor ve provalarda o kadar iyi oturuyor ki hani replikler şey hani hiç kimse teklemiyor. Üste de oynanan dile göre yazılar çıkıyor. Yani o hangi şeyse replik, bütün açıklamaları geliyor. Ben şimdi senaryoya yani şöyle bakıyorum. Pardon, şeyi açıklayalım. Yani tiyatroda bunları izleyenler
Sanki sinemada alt yazı izliyormuş gibi üst yazıdan kocaman kocaman o yazıları görüyorlar, konuşmaları. Yani biz mesela bir tiyatro oynuyorsak işte Pınar Türkçe konuşuyor, Selim Fransızca konuşuyor, Caner Almanca konuşuyor, ben İngilizce konuşuyorum ama hepimiz işte hani şeyimizi söylüyoruz ve diğerine geçiyor gibi bir tiyatro anlayışı var. Sanki filmin senaryosu öyle geldi. Yani birkaç oyunu, birkaç kitabı bir araya getirmiş ve birbirleriyle bağlanabilecek noktalardan hani bir uyum sağlamış. Bu açıdan hani uyum sağlaması bana çok muhteşem göründü. Bence Oscar'ın bu seneki en iyi film adayları içindeki en iyi film uyarlama senaryoda da alacağını düşünüyorum. Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz diye ilk başta Pınar'a sorayım, sonra da Selim'e. Çok ilginç, çok güzel bir filmdi gerçekten. Şimdi başta şeyi söylemek istiyorum. Bu Drive My Car, öykünün adı, Beatles'ın da bir şarkısından geliyor aslında. Biz Murakami'nin ne kadar müzik sevdiğini, özellikle cazı seviyor ama Beatles'ı da çok seviyor. Hatta o kitaptaki Yesterday diye de bir öyküsü var. Yani farklı Beatles şarkılarını da kullanmış. Hani böyle bir göndermesi de var. Film çok güzel. Öyküyü almış, üzerine yeni bir öykü koymuş. Vanya Dayı'dan yararlanmış ama yönetmen bunu yaparken, bunu Caner'le de konuştuk, gerçekten sağdan soldan, üstten aşağıdan genişletmiş anlatıyı. Öyle derinlikli, öyle katmanlı bir hale getirmiş ki, yani şimdi bunu konuşmak biraz zor bu programda çünkü konuşulacak çok fazla şey var. Hani neresinden girseniz 2 saat Evet. konuşulur gibi bir film çıkmış gerçekten. Bu filmde de işte öyküyü mesela sen anlattın şimdi girişte, işte şöyle bir hikayesi var diye. Hikayeyi anlattığımızda aslında filmin anlattığı şeyin yanında çok yetersiz kalıyor. Evet. Çünkü film sinematografik dili kullanarak o kadar farklı, o kadar katmanlı şeyler anlatmış ki benim için en başta anlattığı şey ilişkiler ve hani kişiler arası iletişim üzerine, bir de insanın kendini tanıması üzerine çok büyük bir şey çizmiş, yol çizmiş sanki. Ve ilişkileri anlatırken de ses, konuşma, beden dili üzerinden bir anlatımı var. Şimdi yönetmenin Kafuru'nun kendi tarzı, her oyuncu kendi dilinde konuşuyor diyoruz. Ama bu şeye tiyatro eserine baktığımız zaman sadece işte Japonca, Korece, İngilizce konuşanlar değil, bir yandan da konuşma kabiliyeti olmayan sessiz bir oyuncunun da orada olduğunu görüyoruz. Yani bir yandan da şunu söylüyor: biz hep iletişimi konuşarak kurduğumuzu zannediyoruz ama iletişim bu değildir. İletişim beden diliyle de kurulur, bakışlarla da kurulur. Çok farklı bir şeydir. Yani mutlaka sözel olarak kurulması gerekmiyor. Şoför olan Misaki'nin de bu kadar sessiz, sakin olması, işte yol boyunca hiç sesini çıkarmaması, bir yandan da sürekli dinlemesi de aslında susmanın da bir iletişim şekli olduğunu. Herkes çünkü konuşmak istiyor. Herkes konuştuğu için kendisinin ne dediğinin derdinde. Başkasının ne dediğini dinlemiyor. Oysa Misaki dinleyerek çok farklı bir iletişim kuruyor ve onunla onun için çok iyi bir iletişimleri oluyor ve çok farklı bir yere gidiyorlar. Yani bu konuşmadan iletişim, beden dili üzerine çok güzel şeyler anlatmış. Buradan bana Babil filmini, Inarritu'nun Babil filmini hatırlattı. Orada da böyle 3 farklı kıtada, biri işte Japonya'da, bir Meksika'da, bir de Fas'ta sanırım, Asya'da geçen bir bölüm vardı. Ve farklı farklı dilleri konuşan insanların hem iletişimsizliği hem de aslında dille kurulmadığı üzerine iletişimin çok güzel anlatımı vardı. Bir de Türkçe'de bir şey var, Türkiye'de çekilmiş bir film var, başka dilde Aşk diye. Onu da mesela hani sessizlik ve dilsizlik üzerinden bana hatırlattı. Şimdi burada tabii Vanya Dayı gizli bir parola gibi. Eğer Vanya Dayı'yı biz biliyorsak bu filmi çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü orada da hep böyle geçmişleriyle hesaplaşan, biraz memnuniyetsiz, biraz yaptıklarından pişman olan kişiler vardır. Ve onlar birbirleriyle diyaloglarıyla hayatta bir hesaplaşma içine girerler. Bu filmde de böyle bir hesaplaşma içine giriliyor. Orada da bir aldatma ve dürüstlük meselesi var. Bu filmin de ana temalarından bir tanesi dürüstlük sanırım. Aldatmaya çok farklı bir yerden bakıyor. Sadece hani yalan söylemek değil, insanın söylediği şeye inanıp inanmaması. Yani kandırmak mı yoksa bir şeye inanarak yalan söylemek mi?
aldatırken sevgisizlik mi yoksa severek aldatmak mı? Hani bunlar da çok önemli. Bir de filmde beni çok etkileyen şeyden bir tanesi bu sizliklerine köpek var. O dilsiz kızın evinde bir köpek vardı, Leon adı. Köpekle Misaki'nin iletişimi görülüyordu bir yerde. Hatırlarsanız kamera masada yemek yiyorlar dört kişi ve Misaki yani şoför kız kalkıyor. Biz nerede olduğunu görmüyoruz. Yani kamera açısına girmiyor. Daha sonra masadaki konuşma devam ettikten sonra kamera aşağıya doğru kayıyor ve biz şeyi görüyoruz. Köpekle Misaki'nin orada beraber olduklarını görüyoruz. Farklı bir iletişim kurmuşlar. O köpeğin ve hayvanlarla iletişim kurmanın da hani bu sözel bir iletişim değildir. Bazen böyle göz göze bakarsınız ve o sizi anlar. Bunu da burada çok güzel vermiş. Tabii Murakami'nin bazı çok bütün eserlerini kullandığı kendi şeyleri var. Özel noktaları var. Onları da öyküde olmasa bile yönetmen kullanmış. Şimdi mesela bunlardan bir tanesi müzik tabii çok önemli. Çift kişilik Murakami'nin çoğu şeyinde vardır. Çoklu kişilik bozuklukları. Bizde Misaki'nin annesi işte evlerine o yıkılan, heyelan olan eve gittiğinde bir Sachi diye ikinci bir kişiliği olduğunu öğreniyoruz. Onu görüyoruz. Aşk üçgenleri çok seviyor Murakami. Birçok öyküsünde, birçok romanında var. Hatta Murakami'den uyarlanan bir diğer film var. Şüphe Burning isminde. Güney Kore filmi. O da Murakami'nin ahırları yakmak öyküsünden uyarlanmış. O da bu filme çok benziyor. Katman katman açılan bir film. Bir de Murakami'nin çok sevdiği başka bir şey var. Bir öyküye veya bir romana yaslanmak. Mesela Uykusuzluk'ta Anna Karenina üzerinden gider. İşte Sahilde Kafka'da Kafka üzerinden gider falan gibi başka bir öykü veya başka bir roman üzerinden onu alarak değiştirerek yazıyor. Yönetmenler de Murakami'nin öyküsünü alıp değiştirerek yazıyorlar. Ben başlangıçta bunları söyleyeyim, sonra tekrar devam ederiz. Peki, Selim'e dönüyorum. Selim, sen film için neler demek istersin? Nasıl buldun? Ben Pınar'ın söylediği her şeyi katılıyorum. Aslında iyi oldu benden önce söz alması. Çünkü benim ekleyeceğim bir şey bir anlamda bütün bu söylediklerini sayılıyor. Filmi seyrederken benim aklıma tek bir film geldi. Hiroşima Mon Amour. Ve bu sadece ikisinin de Hiroşima'da geçtiği gibi bir sebepten bilir. Bütün bir filmin anlatımı, mantığı aslında ona çok benziyor. Çünkü Hiroşima Mon Amour'da Fransız bir oyuncu, bir Japon oyuncuyla Tokyo'da karşılaşıyorlar. Ve bir aşk yaşıyorlar. Fakat aşk yaşarken aynı zamanda ikisi de kendi içinde anlatamadığı, başkalarına hiçbir zaman paylaşmayı düşünmediği şeyleri paylaşıyorlar. Belki de aslında sadece paylaşmak değil. Yani ikisi de birbirini en iyi anlayabilecek adaylardan bir tanesi. Kadın Fransa'da Nevers şehrinde bir Alman askerle ilişki yaşıyor ve savaş sonunda işbirlikçi diye büyük bir şeye uğruyor. Böyle, saçları kesiliyor. Saçları kesiliyor filan böyle bir tür bir şey, küçük düşürülüyor. Ve Japon ise bütün bir top Hiroşima'daki atom bombası ailesinin ölmesi filan onları yaşatmış. İkisi de birbirine öykülerini anlatıyorlar ve bir taraftan da sevişme sahneleri görüyoruz filmin başında. Aslında bu filmle ortak olan bir yanı da narratif, yani herkesin kendine özgü anlatacağı bir şeyin kendisinin ne kadar stimüle edici bir şey olduğu ve ikisinin de yani diyelim aşk veya seks iki ayrı şey olmasına rağmen her ikisi için de geçerli olan bir şey ve o iletişim kurmak, anlatabilmek, ikisi birbirine bunların böyle besliyor, destekliyor gibi. Ve ikisi de bir travma yaşamış hayatında ve o travma sanki şey istiyor, yani anlatılmak, bir narratif istiyor. İçinizden çıkmak, o gömülü olduğu yerden çıkıp da sözlere dökülmek ve anlaşılmak karşı taraf için. Yani bunun verdiği o stimüle edici durum bütün bir filme ilginçleştiren bir şey. Hiroşima Mon Amour'da. Burada aslında Hiroşima Mon Amour'da olan bir şeyi
birden çok ya da ikiden çok karakter üzerinden gerçekleştiriliyor. Yasuke ve Oto arasındaki ilişki. Oto bir hikaye anlatıyor, bir senaryosunu anlatıyor daha doğrusu. Bu arada ille gerçekten yaşanmış bir öykü değil, bazen de hayal edilen bir hikayenin kendisi de bir travmadan kurtulmak için önemli bir rol oynuyor. En azından bu filmde onu anlıyoruz. Çünkü Yasuke ve Oto ikisi de bir çocuk yapmak istiyor. Kızları düşük yapıyor. Yani düşük yapıyor Oto. Yok ve o değil. Düşük yapan kız. Lino'ya, Otto'yla şeyin kızı kanserden ölüyor. O 5 ya da 7 yaşında ölüyor. Ve bir daha doğum yapmıyorlar. Çünkü şöyle bir paradoks içinde. Otto şunu söylüyor. Yani bir sonra doğuracağımız çocuk onun yerini mi tutacak diyor mesela. Burada çok zor, trajik bir durum var. Yani gerçekten şey... Yani bir çocuğunuz var ve yok ediyorsunuz ve onun acısı o kadar büyük ki onun yerine hiçbir şey koyamayacaksınız. Yani onun başından farkındasınız. Fakat Oto ilginç bir şekilde bir noktadan sonra kendi geçmişine ilişkin, kendi geçmişi değil biraz fazla ileri gittim, tren yapıp tekrar şey yapıyorum. Bir senaryosunu anlatmaya başlıyor. Burada küçük bir kız, genç bir kız var. Bir erkek çocuğa liseden aşık deli gibi. Fakat erkek çocuk farkında değil bunun aşkının. Bu gizlice odasına geliyor. Her seferinde evin anahtarını bir yerden bularak açıklayan. Her seferinde küçük bir anı bırakıyor içeride. Ve direkt bu tırmanmaya başlıyor. Onun yatağında yatmaya başlıyor. Filan ve Yasuke şeyi düşünüyor. Yani bunu Oto'nun kendi genç kızlık fantezileri olduğunu düşünüyor. Aslında belki öyle belki değil ama bu Oto'nun kilitlendiği durumdan çıkması ve kendine ifade etmesinin tek yolu. Daha sonra Oto ölünce Yasuke aynı şekilde kilitleniyor bir şekilde. Kendini ifade edemiyor ve o araba klasik Freudian bir simge şey içinde düşünürsek bir tür rahim gibi onu böyle sarıp kuşatan ve içinde tek başına şey olabildiği yani yalnızlığını yaşayabildiği bir yer. Fakat ilk defa o yalnız ortama o rahimin içine bir de şoför kadın giriyor. Pınar'ın dediği gibi tam bir dinleyici ve ipuçlarından kaset teype kaydedilen Yasuke'nin oyunculuk repliklerinden filan yola çıkaraktan bir şekilde Yasuke'yi çözüyor ve filmin yarısında hiç konuşmayacağını düşündüğümüz şoför birdenbire iletişim kurmaya başlıyor. Daha sonra aynı Hiroshima Mon Amour'daki denge gibi şoför ve Yasuke ikisinin de sanki böyle şey birbirine anlatacağı hikayeler var ve o ikisi o arkadaşlıklarını bu sefer stimüle ediyor. Ve birdenbire ikisi de birbirini en beklemedikleri yerden tutarak anlıyorlar ve de o başka bir şeye dönüşüyor ilişkileri aslında. Daha sonra da yine yani bu da çok katmanlı, bu anlamda da çok katmanlı bir şey. Başka oyuncular arasında ya da Takasuki genç oyuncu filmdeki. Ha, bu arada tabii ki yani Otto bu anlattığı hikayeyi birden çok insanı anlatıyor. Sadece kocasını anlatmıyor. Kocasını bir anlamda tırnak içinde aldatıyor. Çünkü birden çok erkekle bunu şey yapıyor. Ve her erkek aslında büyük bir ihtimalle bu anlatmaya farklı tepki gösterdiği için ona ihtiyacı var. Çünkü Otto'nun asıl olayı, asıl istediği şey bunu anlatabilmek ve ondan bir tepki almak belki de bir şekilde. Yani o şekilde hayatını sürdürebiliyor bir şekilde. Ve bu aldattığı insanlar arasında genç bir oyuncu olan Takatsuki de var. Ve Takatsuki aslında Yasuke'nin karısı öldüğü için hikaye bitemiyor. En azından orada kaldığını zannediyor Yasuke. Takatsuki bu genç oyuncu ise hikayenin devamını ona lazım. Hikaye orada bitmiyor diye başka bir yere doğru götürüyor. Bu da yine Takatsuki ile Yasuke arasında da yine böyle bir diyalog, Hiroshima Mon Amour bari bir diyalog yaratıyor. Bu tür diyaloglar başkalarına anlatamadığınız bir tek
karşınızdaki, o an karşınızdaki insanı anlayabileceğini düşündüğünüz, dolayısıyla stimüle eden sizi tüm diyaloglar birden çok karakter arasında gerçekleşiyor bu filmde. Her karakter gerçekten başkasının normalde anlatamayacağı bir şeyi anlatmasını sağlayabilecek bir tepki veriyor ona. Ve film bu şekilde gelişiyor. Belki burada bırakayım ben aslında, sonra tekrar bir yerlere bağlarız bunu. Aslında eklemek istediğim bir iki nokta daha var. Yine bu Hiroşima Mon Amour benzer bir düzeyde. Çünkü bana hala o çok etkileyici ve çarpıcı geliyor. Drive My Car'ın başlangıcı zaten beni bu çarpışıma götürdü. Çünkü bir sevişme sahnesi ama aynı zamanda da bir senaryo anlatımı bile başlıyor. Ve Hiroşima Mon Amour'un başında gördüğüm en erotik aslında bir giriş başlangıç sahnesi. Bir sevişme sahnesi ve bir erkek sesi sakin bir şekilde sen Hiroşima'da hiçbir şey görmedi diyor. Kadın gördüm, müzeleri gördüm, o erimiş demirleri gördüm, yoldaki cesetleri gördüm, yıkık binaları gördüm diyor. O güne sen Hiroşima'da hiçbir şey görmedin diye devam ediyor. Ve aslında tam da işte bir şekilde bir çatışma söz konusu. Ya, burada da mesela kadın geçmişine ait bir şeyler anlatmak istiyor ve onu direkt olarak anlatamıyor. Ancak bir fanteziye dönüştürerek anlatabiliyor bir şekilde. Ve bu o ikisi arasındaki ilişkiyi gerçekten uyarıcı bir hale getiriyor. Anlatmak veya anlatamamak, anlatamayınca başka bir şey üzerinden onu anlatmayı denemek ama bir şekilde önümüze bir yol açmamız gerekiyor. Filmin sonunda da ilginç bir şekilde, Hiroşima Mon Amour'da demek istiyorum. Şöyle bir şey oluyor. İkisi de hikayelerini birbirlerine anlatıyorlar. Ve bir anda ikisi arasındaki o çekicilik yok oluyor. O stimülasyon, o seks afer yok oluyor. Çünkü hikayelerini bitirdikleri için onu dönüştürerek anlatabilecekleri başka bir şey kalmıyor aslında. Bu da aslında Drive My Car'ı tersten okursanız, yani bu hikayeyi anlatabilmek, fantezi kurmak sürebildiği sürece, birbirini anlayan insanın hikayelerini birbirine anlatmaya devam edebildiği sürece hayat bir şekilde daha akıcı, daha çekici, daha yaşanılır hale geliyor ve farklı ilişkiler, farklı dostluklar, farklı her türlü ilişki doğabiliyor bundan. Yani, dolayısıyla Drive My Car aslında tam da Hiroşima Mon Amour'a benzemek gibi onun tersten okunuşu bir taraftan da. Yani, buyurun Caner. Hatta hocam o Hiroşima Mon Amour'un finalinde bir başka Japon bizim kıza yürür. Yani masasına oturur falan. Öbür adam da yani o Japon mimar da böyle falan diye uzaktan bakar. Yani artık onun da işi bitti gibi kadının, değil mi? Ben de dün oturdum Hiroşima Mon Amour'u tekrar izledim. Hiroşima sevgilim Alain Rene 1959. Neden izledim? Şeyde hani Hiroşima uzaktan uzağa çağrıştırıyor. Direkt olarak acaba dedim böyle repliklerde falan bir şey var mı? Bulamadım açıkçası. Fakat otele baktım. Şeyde Drive My Car'da Grand Hotel Hiroşima diye bir otel var. Ötekinde New Hotel Hiroşima şeyde, Hiroşima Mon Amour'da. Zaten o da gerçek otel değilmiş. Hiroşima'daki kültür merkezini otel seti yapmışlar. Falan acaba dedim ama gene o merdivenler, koridorlar, balkonlar, deniz falan böyle bir hava olarak almış. Zaten sanıyorum Murakami'nin üstüne koyduğu şeylerden biri doğrudan doğruya yönetmen. Doğrudan doğruya referans vermiyor fakat bize hissettiriyor, çağrıştırıyor. Evet, yani evet. Değil mi? O yani mesela şeyi demin güzel söylediniz. Narratif özellik, anlatıcı. Yani anlatmacı. Anlatmacı özellik. Aslında biz ne deriz? Öyküde olsun, filmde olsun. Gösterebiliyorsan anlatma. Ama burada tam tersi. Onu tersine çeviriyor. Daha çok anlatarak ifade ediyor. Şeydeki gibi. Bergman'ın Personasındaki gibi. Orada da böyle muhteşem bir anlatma sahnesi vardır. En yani. Ama en anlatılamazı anlatıyorlar. Yani. Evet. Bir de şeyi de eklemek istiyorum. Japon kültüründe temas
çok istenen bir şey değil. Selamlaşırken bile böyle eğilip selamlaşıyorlar. Ama o katarsis sahnesinde, hani yıkık evin önünde bir bakıyoruz, iki kahramanımız birbirine sarılıyor. Evet. Onun için de bizim işte diyelim Batı filmlerinde gördüğümüz katarsis sahneleri gibi böyle bağırmalı, ağlamalı bilmem ne bir katarsis olmuyor. Fakat orada çok büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını görüyoruz. Onun şöyle bir farkı da var Japon kültüründe. Şimdi Japon ya kültüründe şoför kızın şeye sarılması çok zor. Yönetmene çünkü o onun üstü. Yani evet, konuşurken bile şeydir, arigato denir ya da arigato gozaimasu denir. Yani o sonuna gelen ekler vardır. O ekler karşındaki kişinin hani mertebesine duyduğu saygı gibidir. Ama adam hani şey diyor ya, kızımız yaşasaydı 21-22 yaşında olacak. Hani şoför olacak. Kızın aynı yaşa. O noktada evet, şurada oluyor. Evet. Hani artık aramızda bir baba kız ilişkisi oldu. Diğer türlü onu hani, da hissettiriyor. Evet tabii, hissettiriyor çünkü yani. Tiyatroya geç kaldığında hani trafik kazası geçiriyorlar ve şey Takatsuki geç kalıyor ve Kafuku'ya gidiyor, diyor ki hani özür dilerim ve sürekli eğiliyor. Fakat karşı tarafın eğilmediğini görüyorsunuz. Çünkü o onun üstü. Üst eğilmez. Evet. Hani bu şeyi yıkıyorlar orada. Kızın evinin orada annesinin hikayesi, kendi karısıyla yaşadığı hikayeyi anlattıktan sonra baba kız haline geliyorlar. Ben bir tek şunu ekleyeceğim. Ama Pınar bir şey söylemek istiyor. Buyur Pınar. Yok pardon, bu Selim'in söylediği hikayeleri değişmek ve Hiroşima sevgilim üzerine o geçmeden bir küçük ekleme yapmak istiyorum. Hiroşima sevgilimde tabii biz flashbackleri çok fazla görüyoruz, geriye gidişleri. Evet. Bu Murakami'nin öyküsünde çok fazla var. Yani arabada giderken kendisi hatırlıyor iç düşünceleriyle ve diyalog şeklinde değil de hatırlamalar şeklinde, hani karısının neler yaşadığını falan biz görüyoruz öyküde. Filmde ise burada diyaloglara geçirmiş. Yani Vanya'dayı da olduğu gibi diyaloglarla daha çok karakterler kendilerini açığa çıkarıyorlar. Ve hani onun karakterleri tanıyoruz. Hatta monologlar var uzun uzun. Kendi hikayelerini anlattığı monologlar. Belki filmin sıçrama noktaları da bu monologlar. Yani herkes kendine ait çok özel bir anı, kendi hikayesini karşısındakine paylaştığı anda, onunla bir sırrını verdiği anda filmde bir aşama üste çıkıyoruz. Bilgelik noktaları gibi vermiş bunu. Ve o paylaşımlarla aslında iletişim çok artıyor. Bir de Otto'yu mesela filmin ilk başında Otto'nun hikaye anlatışıyla giriyoruz biz filme. Evet. Bir cinsellik sahnesi, ya açık bir sahne değil ama orada bir hikaye anlatılıyor. Onun sesiyle başlıyoruz. İlk önce bu hikayenin ne olduğunu anlamıyoruz falan. Öyle ilerliyoruz. Ve filmin 40. dakikasında yaklaşık, tam 40 mı bilmiyorum ama oralarda bir yerde film bitiyor ve yeni film başlıyor. Aslında iki başlangıcı var filmin. Jeneriği oraya koymuş, onu hatırlatalım. Aynen, evet, 40. dakikada jenerik. Evet. Prolog gibi ilk başta bir 40 dakika biz hani orada nelerin olduğunu bize ön gösteriyor. Film bundan sonra başlıyor gibi bir şey söylüyor. Evet. 40. dakikaya kadar olan filmde Otto var. Ama o noktada Otto ölüyor ve biz Otto'yu ondan sonra bir daha görmüyoruz. Ama diğer geri kalan film boyunca Otto'nun sesi var. Bu sessizlik, konuşmama, iletişim, beden dili üzerine diyoruz ama bir hayalet gibi Otto'nun sesi bütün film boyunca ve sadece arabada. Arabada o kaset takılıyor, arabada Otto konuşuyor ve ne, o kadar ezberlemiş ki artık kocası, nerelerde araya girip nasıl diyalog kuracağını biliyor. Bu da hani filmin apayrı bir hikayesi gibi bütün film motifi boyunca işlenmiş. İki başlangıç yapmış, bir de iki son yapmış filme. Onu da daha sonra konuşuyoruz herhalde diyeyim. Susayım, seni böldüm Ali, pardon. Pardon. Şunu diyeceğim. Yani bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Tiyatro oyunu bahsettiğim, hani benim baştaki gibi herkes kendi dilinde. Hatta provalarda işte Japonca var, Çince, Mandarin var, işte sağır dilsiz var ve Korece var. Dört dilde Korece oynanıyor. İngilizce anlaşmaları için kullanıyorlar. Hani tiyatro oyununda yok ama arada anlaşmaları için o Filipinler'den gelen kız Japonca bilmediği için ona İngilizce söylemeleri gerekiyor. Hatta bu ikisini yakaladıktan sonra bu işte Filipin, Taylandlı kız Janice Chan
karakterin adı. Bir de Takatsuki'yi arabada görüyor. İşte kaza yapıyorlar. Sonra da şey diyor. Hani yardım etmemi istemişti. Diyor ki sen ne İngilizce biliyorsun ne Çince. O da Japonca bilmiyor. Nasıl anlaştık peki? O sonra o zaman itiraf ediyor. Evet diyor, aramızda bir şey vardı, bitirdik gibi. Şimdi tiyatro oyunda şöyle bir şey. Ben şunu hissettim. Yani başka dilleri konuşabiliriz, bambaşka şeyler söyleyebiliriz ama önemli olan birbirimizi anlayabilmek, bir iletişim içine girmek. Hani Pınar'ın söylediği baştaki gibi. Yani insanlar bir şeyler söylüyor ve anlaşılmasını istiyor. Karşısındakinin dinleyip onu anladığını, ona bir şey söylediğini. Bunu sanki tiyatro oyununda da böyle yapıyorlar. Yani bambaşka bir dilde söylese de o repliği anlıyor ve kendi dilinde ona cevap veriyor. Herkes kendi acısını, kendi travmasını kendi cümleleriyle anlatıyor. Karşı taraf bunu anlıyor, kendi travmasının içinde yoğuruyor ve bir cevap veriyor. Böyle böyle insanların birbirlerini iyileştirdiğini görüyoruz. Yani çünkü burada sadece şeyle alakalı değil filmde. Kafuku'nun, Takatsuki'nin ve hani Oto ölüyor ama onların şeyi değil. Bir yandan bakıyorsunuz işte Gong Yoo-su var, bu tiyatroda yardımcı olan. İşte İngilizce biliyor, işte Japonca biliyor, Çince biliyor, Korece biliyor. Korece sağır dilsiz biliyor. Sonra niye sağır dilsiz biliyorsun diyor. Diğer bir karakter Lee Yoon'a sağır dilsiz diyor ki ben onu gördüm, aşık oldum. Onunla anlaşabilmek için bu dili öğrendim. Yani bir şekilde onunla iletişime geçebilmek için her şeyi değiştiriyor. Sonra kız diyor ki ben düşük yaptım. Dans edemiyordum. Esasında balerinmiş. Vücudumu artık kaldırmıyordu. Kocam bunu yenebilmem için bu tiyatroda yer almam gerektiğini söyledi. İşte kızın bir ailesiyle, babasını bilmiyor, annesiyle sorunları var. Annesi ölmüş ve ama o eve gidince işte yönetmenle şeye anlaşınca, o bütün yol boyunca ve daha önceki gelenlerle hani birbirlerine bir yardımcı oluyor. Yani herkes kendi şeyini, travmasını bir şekilde karşısındakine anlatıp kendi o cümleleriyle anlatıp karşısındakinin cümleleriyle alıp anlayıp çözüyor gibi bir hisse kapıldım. Bilmiyorum siz de aynı görüşte misiniz? Ve Pınar? Bununla ilgili özellikle şey, bir sahne vardı. Orman gibi bir yere gidiyorlar ve iki kadın karakter arasında şey oluyor. Bu Sonya ve Elena'yı oynayan iki kadın karakter arasında farklı dillerden konuşuyorlar ama çok büyük bir etkileşim oluyor. Hatta birbirlerini sarılıp ağlamaya başlıyorlar. Vanya Dayı'da da öyle sarılıp ağlama sahnesi var ama bunu çok etkili yaşayınca hatta şeyi soruyor, Takatsuki soruyor işte nasıl, ne oldu orada? Hani sen de bunu yaşarsın, sadece öykünün içine gir diyor. Sanırım sanat da böyle bir şey. Yani müzik işte dinliyoruz sadece. Bildiğimiz dilleri dinlemiyoruz biz. Onlar bize bir şey anlatıyor. İşte resim öyle, heykel öyle. Hani sanatın iletişim şekli de sadece konuşma ve dili anlamak değil, beden dili, farklı iletişimler, konuşmadan sessiz iletişim, hayvanlarla iletişim falan hep böyle bunlar üzerine diye düşünüyorum. Evet, yani tiyatroda da böyle bir şey var. O duyguyu alıp aynı dilde olmasa bile onu yansıtabilmek sanırım. Diyeceğim. Senin tabii sorunlar. Bir şey var. Özellikle Çekov üzerine bir konuşma geçiyor. Bu Takatsuki ve Yasuke arasında bara gidiyorlar. Hani, bir içkinci konuşabilir miyiz diyor. Orada Yasuke şöyle bir şey diyor. Ben İngilizce altyazıdan okuduğum için Çekov'un karakterini oynamazsın diyor. Ona you respond to it diyor. Yani onun Türkçesi tam hani, yani o sizin bir takım düğmelerinize basar ve siz ona karşı tepki gösterirsiniz. Yani dolaylı olarak aslında Cevap'ın karakterini keşfederek, onu anlayarak, onda tekmiş olarak şey yapabilirsiniz diyor. Bu tabii tiyatro için yine bence genellenemez. Çünkü tiyatro içinde bir oyunculuk ekolleri var. Bu tam işte Stanislavski'nin method acting'inin aslında bir karşılığı oluyor. Caner sen bir şey eklemek... Buyur Pınar, tamam pardon. Çok pardon. Bir de işte Çehov için şey diyor, Murakami'nin öyküsünde vardı. Hani çaresizliği anlatan Vanya Dayı için diye. Burada herhalde o çaresizliğin bir şekilde ifadesi diye bakarsak, yani sadece dille değil, insanın kendi yaşamışlıklarıyla da, deneyimleri, tecrübeleriyle de hani ortaya koyabildiği bir şey.
Onun için zaten bu hani Caner'in de söylediği Persona filmi, Caner söylemişti yoksa Selim mi söyledi? Persona filmi gerçekten buraya çok uyuyor. Orada da sessizliğin içinde kendini ifade edebilmek vardı. Hani burada da öyle bir şey var. İletişim neyle sağlanır diye. Hani bu o açıdan da önemli bir yol çizmiş bize sanki. Şöyle bir ironi daha var. Çehov hakkında en çok bilinen şey, hiç tiyatroyu hayatında tiyatro seyretmemiş birisi için bile Çehov'un tabancası, hani şeyi vardır ya, ya da tüfeği. Duvarda. Yerde vardı aslında tüfek. Görüyorsanız o mutlaka burada şeyi anlatıyor, motivasyonun önemini anlatıyor. Gereksiz yere o tüfek orada olmayacak. Varsa demek ki o sahne olayları bir yerden başka bir noktaya götürecek diye. İlginç bir şekilde Çehov'un tiyatrosuna baktığımızda tersini görüyoruz. Yani asıl motive eden şeyler insanın içindeki fırtınalar ve anlatamadığı şeyler yok. Dışsal ögeler, objeler değil. Öyle bir ironi de var bu. Yani insan bunu düşünüyor seyrederken. Bir de Çehov'un tabii karakterler arasında çok büyük bir gerilim vardır. Hep böyle bir karşıt karakterler, kurgular. O gerilimi filmde de yönetmen karakterler arası gerilim olarak çok iyi vermiş. Yani Takatsuki ile Kafuru'nun karşıtlığı, Otto'nun durumu, işte Misaki'nin sessizliği falan, o gerilim sürekli devam ediyor. Ve bunu da hani bir Çehov oyununun sineması gibi ama tiyatro gibi yapmamış. Tabii sinemasal dille yapmış bunu. O yönden de başarılı bence. Güzel bir film çıkarmış. Ben Vanya Dayı'yı bir kere tiyatroda izledim ama şunu düşünüyorum. Bu filmdeki Vanya Dayı'nın sonu, yani filmin iki sonundan biri diyebileceğim benim sonu, sanırım pek çok tiyatro oyunundaki sondan çok çok daha etkiliydi. Yani inanılmaz bir son yapmış orada Vanya Dayı'ya da. Hani o oyuncular arasındaki iletişim, hani o Pınar'ın söylediği ağaçlar arasında, iki kadın arasında olanın, biz son sahnede Leona ile Kafuku arasında olduğunu da görüyoruz gibi. Yani ben öyle hissettim. İnanılmaz bir sahneydi. İstersen evet, o sahneyi birazcık hatırlatalım ya, yani anlatalım. Çünkü o sessiz işaret diliyle konuşuyor. Sarılıyor arkadan Vanya Dayı'ya ve el işaretlerini görüyoruz ve o sırada yüz ifadelerini görüyoruz ama ses yok. Sadece sessiz, tamamen sessiz, el işaretleriyle alttan yazı çıkıyor ve evet, yani o sonu sığır dilsiz alfabesiyle anlatıyor ama hem suratlar, hem oluşan atmosfer, hem filmin getirdiği atmosferle çok ayrı bir son oluyor. Yani ben öyle diyorum. Evet Caner. Şimdi bu çok güçlü bir sahne. Ama bizi oraya hazırladı tabii yönetmen. Şimdi burada Sonya ile Vanya Dayı birinci katman. Üstünde dilsiz kızla Kafuku ikinci katman. O ikisi üst üste binmiş. Bir de biz izliyoruz kendi duygularımız ve ona karşı verdiğimiz tepkiler. Demin hocamız söylediği gibi respons. Yani biz de o sahneye bir respons veriyoruz. Biz de üçüncü bir katman olarak katılıyoruz izleyici olarak. Ve sonuçta bu üçü iç içe geçiyor. Aslında bunları önce ayrıştırdığımızı sonra birleştirdiğimizi düşünürsek, en başından o film boyunca bir avatar kavramı var ya, hani annesinin Saçi olması şeyin, Misaki'nin annesi. İşte bir onun Saçı karakteri varmış. Belki de bunu gene Pınar'la konuşurken bunu şey yapmıştık, hatırlamıştık. Hayata dayanabilmek için böyle bir avatar adeta yaratmak gerekiyor. Sadece Misaki'nin annesi için değil. Belki de mesela onu Pınar demişti ama mesela Oto'nun da kızı öldükten sonra yaşayabilmek için böyle işte bir promiscuity, gördüğü erkeklerle yatan bir kadın gibi kocasıyla olandan ayrı bir karakter yaratması, bir avatar yaratması gerekmiş gibi. Ve sonuçta bunları biz hep hikaye anlatmalarla görüyoruz. Ondan sonra ve adeta ben bu filmi hikaye anlatmaya bir güzelleme olarak düşündüm. Yani sonuçta hikaye anlatmanın bizim hayatımızda ne kadar önemli bir rolü olduğunu söylüyor. Hatta diyor, şöyle bir laf vardır. Evren atomlardan değil hikayelerden oluşur diye. Ondan sonra bu da çok hoşuma gider bu hikaye. Oyunun üstüne
Yani aldığı oyunu uyarlarken üstüne bir şey katması lazım diyordum ya. Burada daha da başka bir şey, bir felsefe katmış sanki. Bu oyunla ilgili bir son olarak şeyi söyleyeyim. Carlos Saura'nın Carmen'ini hatırlarsınız. Orada da mesela Carmen'i bir şey olarak, flamenco oyunu olarak sahneye koyarken aslında Carmen'deki olayları oyuncu grubu yaşar. Bu onun da muhteşem bir finali vardır. Onun gibi yani biz bir taraftan da dünya aslında bir sahnedir. Herkes rolünü oynar gider diye. Hani o Shakespeare'in sözüne de adeta bir gönderme olmuş oluyor deyip kesiyorum. Kurmaca hikayeyle gerçek hayatının da yaşadıkları da aslında aynı kapıya çıkıyor. Yani ikisi de hikaye. Hani Türkiye'de evet. Bana hikaye anlatma diye hikayenin kendisinin gerçek olmadığı, bir takım uydurmalarla bezenmiş bir şey olduğu iması vardır ya, hikayenin bir yan anlamı öyledir. Burada öyle bir ayrılık yok bu filmde, ilginç olan. Yani gerçek hayatından bir şey de anlatmış olsa, onu o anda kafasında canlandırmış da olsa, o tonun yaptığı gibi, ikisi de hikaye sonuçta burada. Yani evet. Ya da ikisi de gerçek. İşte o giriş sahnesiyle herhalde onu veriyor. Yani o giriş sahnesinde Otto'nun anlattığı şey doğru mudur, şey midir, hikaye midir, senaryo mudur falan filan. Sonunda bütün anlatılan şeyler, şeyin de oğlanın adı neydi? Onun da bir Takatsuki, onun da bir avatarı varmış. O da böyle etrafa şiddet uyguluyormuş falan. Onun ne olduğunu daha sonra öğreniyoruz. Böyle. Bir de filmde şeyler de, yani hikayeler dışında metaforları da çok güzel kullanmış sanki. Hani bunlardan bir tanesi işte araba kazası ilk geçirdiği zaman Kafuro doktora gidiyor, glokom olduğu çıkıyor. Hani glokom mesela biz biliyoruz işte çok tanısı koyulduğunda genelde çok ilerlemiştir ve tedavi etmezsen ani körlüğe neden olur. Gözdeki basıncın artması. Bu hani kendimize karşı körlüğümüz gibi de düşünebiliriz. Yani insan kendi karanlık noktalarına karşı kör olur, bakmaz, görmez. Ancak onu görürsen, varsayarsan tedavi edebilirsin. Yoksa ani körlük oluşur, tamamen görmezden gelirsin. Şey böyle bir şey, yani hikayeleri paylaşmak da böyle bir şey herhalde. Hikayeleri paylaşarak onları görünür hale getiriyorlar ve kendilerini tedavi ediyorlar bir yandan, bir sağaltım sağlıyorlar. Hem Misaki'nin hikayesi hem Kafuro'nun hikayesi, yani bir yerde de çünkü yas ve suçluluk duyguları var. Bu yas ve suçluluk duygularıyla da baş ediyorlar, yani bir şekilde kendilerinin suçlu olduğuna inanarak yol almışlar. Ama Takatsuki genç oyuncu bir türlü içindeki o travmayı çözemediği için sonunda cinayet işleyip hapse kadar gidiyor. Yani çözülemezse de bir uçuruma götürebiliyor kişiyi. O da herkesin verdiği farklı tepkiler. Bu arada demin söylediğim sözün sahibini söyleyelim, saygısızlık olmasın. Muriel Rukeyser isimli bir Amerikalı yazar, düşünür. Evren atomlardan değil, hikayelerden oluşmuştur demiş. Bu arada bu filme atıf yapılacak olursa, yani bir film çektim ve Drive My Car filmine de ufak bir atıf yapmak istiyorum dediklerinde şudur: arabanın rufu açılır, oradan iki el sigaraları tutup çıkarır. Yani çok güzel evet. Bir sahneydi. Yani nasıl artık hani Jurassic Park'ta dinozorun ayağı öncesi o suyun titremesi hani bir şeydir. Kimi filmler kullanıyor. İşaret. Yani direkt bu, yani o sahne derim, yani o ruftan iki elin çıkıp sigarayı tutması, derim ki Drive My Car'a, ve oradan bir ufak atıf var. İnanılmaz bu arada, güzel bir sahneydi. Nereden hani çıktığını da insan evet. Başta anlamıyor. Sonra hani bir sahneden daha bahsetmek istiyorum. Tabii. Ben araya girdim ama Kafuro'nun Otto'yu yakaladığı sahnede, işte eve giriyor eve ve aynadan çift yansıma vardı. Yani inanılmaz evet. Güzel çekilmiş bir sahnede oydu benim için. Bu iki sahne çok felaketti. Ama hani genelde filmde kamera kullanımına baktığımız zaman da bana şeyi hatırlattı. Misaki'nin araba kullanması gibi. Şimdi Misaki araba kullanırken diyor ki ben hiç fark etmedim. Vites değiştirdiğini de fark etmedim. Hızlandığını, yavaşladığını da fark etmedim. Sanki ben burada yoktum, yani hani öyle hissederek oturuyorum diye. O da işte annesini taşıdığını söylüyor. Film boyunca da biz kamerayı aslında çok fark etmiyoruz. Direkt sanki oyuncularla yüz yüzeymişiz gibi. Hiç şeyleri değiştirdiğini fark etmeden bize çok sakin, çok akıcı bir çekim yapmış.
bu kadar katmanlı bir şey için de bu çekim çok iyi gitmiş diye düşünüyorum. Yani o araba kullanmasına benzer bir şeyin sinematografisi olduğunu düşündüm ben filmin. Yani Hamaguchi bizi film boyunca bir sürü taşlı topraklı yoldan götürüyor fakat sallandırmadan dümdüz bir smooth bir şekilde dümdüz bir şekilde gidiyoruz. Ve sonunda da geldik diyoruz. O şeye ne diyorsunuz? En sondaki köpekli sahne. Ne oldu da? Kız travmasını atlattı. Olduğu gibi. Benim kişisel görüşüm şu. Kız travmasını atlattı. Bir çok köpek istiyordu, bir köpekle birlikte işte yeniden düzenli bir hayata geçti. Çünkü bir hayvan besleyebilmek için düzenli bir hayat gerekir bir taraftan. Ve alışveriş tabii. Poşetleri de şunu gösteriyor. Yani benim bir evim var artık. Hani ben evime evet. Gidiyorum. Öbür türlü hep şapkasıyla, aynı kıyafetlerle, cebinde kitapla görüyorduk. Daha bakımlı evet. Ve arabayı kullanıyor. Yani bu o araba hani bir nevi şey olmuş. Onun da iyileşmesi sürecinde çok etkili kaçış olmuş. Kaçış yeri. Kaçış yeri gibi sanki. Artık kaçmıyor gibi kız da şey. Ama evet. Finalde saçlar açılmış. Yapılmış. Yani hayata ayak uydurmuş. Diğer herkes gibi olmuş yani. Onu anlıyoruz bir şeyinde. Yani alışverişini yapıyor işte bir köpeği var falan. Ama hayat düzenini kurmuş o artık böyle kaçacağı bir şey değil o araba. O araba ben bir tek şeyin mirası olduğunu o bağlantıyı kuruyor şey. Yasuke. Ama tabii arabayı Yasuke'siz görüyor. O da ikinci bir soru işareti. Yani evet, birlikte mi yaşıyorlar? Sattım mı ona? Yanlış görmediysen ben buna emin değilim. Bir daha bakmam lazım ama kızın bindiği arabanın plakası Yasuke'nin arabasının plakası değildi. Ama hani çok tabii birebir aynı araba. O arabanın da tabii anlattığı şeyler çok önemli. Köpek de sanırım filmde gördüğümüz o Lee Young'un, Lee Young'du değil evet, mi? Sessiz kızın köpeği gibi. Hani en sonunda biz sadece Misaki'yi görüyoruz arabayla beraber ama başkalarının nesneleriyle kurduğu bir ilişki üzerinden de görüyoruz. Evet. O sosyal şey devam ediyor. Sosyal ilişki devam ediyor. Çünkü orada bir aile gibi bir şey oluşuyor bir şekilde. Evet. Tabii çok açık bırakmış sanırım. Program öncesi söylediği şeyi de hatırlatalım. Japonya trafik İngiltere gibi terstendir. Sağ arabaları bir tek bu trafiğe aykırı olarak direksiyonu sol taraftadır. Filmde de bu özelliği var arabanın. Yani buradakiler de sanki Japon toplumu içindeki ayrıksılar gibi de düşünülebilir araba üzerinden bakılınca. Bir evet. Tabii bir yandan da çok hani şey Freudian bir şey olmasının yanında bu kadar eski bir arabaya bağlılık da bir yandan belki Kafuro'nun hani karısına bağlılığını ifade etme şekli mi ya da işte öyle demiyor. Ya 15 yıl boyunca onu hep taşımış ve hiçbir kere bile aksamamış araba. O bir de bazı evet. Arabalara vardır öyle tutku ya. Eski olur ama o arabaya senin başka bir sebeple tutkun da olabilir. Hani araba tutkusu ayrı bir konu. Yani özel bir sebebi olmayabilir. O arabaya bir tutulmuşsundur. Modeller değişir. Yeni teknolojiler gelir. Sen bırakamazsın. Ama yok burada Oto'nun sesiyle bütünleşmişti o araba bir taraftan. Tabii, Oto yani olayı çözünce Kafuku, Oto ile ilgili çatışmasını çözünce arabanın da artık onun için büyülü bir tarafı kalmamış olabilir. Kıza satmış olabilir yani. O da mümkün. Bir de şöyle bir şey de var ama yani iki hayatı var sanki Yasuke'nin Oto hayattayken bir Oto ile olan şeyin profesyonel hayatı ilişkisi bir de arabada olan yani arabada olan. Evet. Her şey sanki böyle olaylar askıya alınıyor. Orada daha da bir meditasyon gibi bir şey. Onun araba içinde olması ve duygularıyla birleşmesi. Evet, orta bir dünya. Etki gelmiyor. Kimse konuşmuyor arabanın içinde. Bu arada evet, 3 saatlik filme en uzun yayınlarımızdan birini yaptığımızı, 1 saate aştığımızı da belirtmem gerekiyor. Ben başlangıçta dedim ama yani 10 saatte konuşabiliriz bu film hakkında. Gerçekten çok etkileyici ve çok kapsamlı bir film olmuş. Ne replikler var şimdi ben bir daha izleyeceğim yani bu filmi. Kesinlikle. Söylemek istediği filmle ilgili ama fırsat bulamadığı bir anekdot, ayrıntı, açıklama kısmı olan var mı içimizde? Ya ben şunu da söylemek istiyorum. Notlarım arasında var gibi. Ben filmin bir diyalogdan bahsetmek istiyorum. Bu Vanya dayıda şey Sonya'nın söylediği bir söz var. İşte ne yapabiliriz? Yaşamak gerek, yaşayacağız Vanya dayı diye. Şeyde Misaki'ye, Kafuro'da işte bu o katarsis sahnesi dediğimiz
gidiyorlar adaya, kızın eski yıkılan evinin önüne ve Kafuku da şey diyor, yaşamak zorundayız, her şey iyi olacak, iyi olacağız diye bir konuşma yapıyor. Hani buradan da çok böyle karşılıklı bağlamış iki Vanya dayıyla filmi yönetmen ve güzel bir şey yapmış. Herhalde bir yüzleşme ve kabullenme filmi olarak da, yani başımızda ne varsa hayat bu, biz bu hayatı yaşayacağız ve mutlu olacağız filmi olarak da görebiliriz diye düşünüyorum. Ben de bunun üstüne şeyi söyleyeyim. Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Edip Cansever'e buradan selam vermiş olalım. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Drive My Car'ı ele aldık ama yani esasında yetti mi derseniz yetmedi diye Pınar'ın dediği gibi konuşacak çok şeyi olan bir film ama bir saati de açtık ve YouTube videolarını bir saati açtıktan sonra ben sizi bırakayım bir daha filme bakayım denecek noktaya getirdiğini de biliyoruz. Dileriz yayınımızdan siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Artık bildiğiniz gibi YouTube kanalımıza abone olursanız gelecek programlardan da anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, iyi günler.